hudutlarımız, sınırlarımız namusumuz mudur, değil midir? Biliyorsunuz birkaç gün önce birkaç ülkücü genç, 6 ülkücü genç İstanbul'da köprüye "Hudutlar namusumuzdur" bir pankartı astı. Sonra gençler gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Bunun hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti parti binalarına, bütün il ve ilçe parti binalarına ve değişik yerlere "Hudut namustur" pankartı astı. Şimdi ben buradan soruyorum. Hudutumuz namus mudur? Evet, namustur. Hudutunuzu namusunuz gibi, sınırlarınızı namusunuz gibi korumamız gerekiyor. Peki bu gerçekleşiyor mu? Oluyor mu günümüz, bugünün Türkiye'sinde? İşte tartışma yaratan mesele bu. Afganlar sapır sapır geliyor. Öncesinden Suriyeliler sapır sapır geliyordu ve birileri çıkıyor, birkaç duyarlı genç "Hudut namustur" pankartı asıyor. Ve siyasi partiler de ister istemez tabii bu durumu kullanıyorlar. Siyasi amaçları için kullanıyorlar. Tartışılabilir kullanılır mı, kullanılmaz mı vesaire vesaire, ama ortada somut bir gerçek var. Bu gerçek üzerine asılan pankartları, özellikle İyi Parti'nin astığı pankartları İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü kaldırıyor. Neden? Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle. Bakar mısınız? Halkı kin ve nefrete sevk ediyormuş. Kin ve nefret düşmanlığı yaratıyormuş. Neymiş yaratan? Hudutlar namustur. Hudut namustur dedikleri için. Nasıl bir kin ve düşman yaratıyor? Kime karşı yaratıyor? Kendi sınırlarımız, kendi hudutlarımız için yapılan bir eylem bu. Kendi sınırlarımız arkadaşlar, bir başkasının sınırı değil, evinizin, bahçenizin, çitlerinin yer aldığı sınır değil. Hudut, hudut, sınır, namus, namus budur. Ve bunu söyledi diye gençler gözaltına alındı, dediğim gibi sonra serbest bırakıldılar. Ama partilerin astığı pankartlar kin ve düşmanlığı, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle toplatılmış, engellenmiş. Akıl alır gibi değil. Ülkemizin geçtiği şu dönem, ülkemizin yaşadığı şu dönem, düşündükçe inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile bir basın toplantısı düzenliyor. Bir açıklama yapıyorlar karşılıklı. Etiyopya Başbakanı Atatürk'ü ve hemen akabinde Erdoğan'a öden bazı kelimeler sarf ediyor. Robust. Bu çerçevede economy. Dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Not that from the great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk to the current transformational leadership of President Recep Tayyip Erdoğan. Turkey has gone through exemplary nation building and consistent growth in all aspects. Tercüman simultane tercüme eden hanımefendi Atatürk'ün adını anmıyor çevirilerde, sadece Erdoğan'ı anıyor ve bu sanki Etiyopya Başkanı, Etiyopya Başbakanı Erdoğan'ı övüyormuş izlenimi yaratıyor, ortaya çıkartıyor. Ya Atatürk'ten ne alıp veremediğiniz var arkadaşlar ya? Hı? Atatürk kadar başınıza taş düşsün diyeceğim. Elbette ki bu durumda Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dahli olduğunu zannetmiyorum. Hoş, belki böyle davrandığı için hoşuna gitmiş olabilir ya da olamaz, bilemiyorum, ama muhtemelen kraldan çok kralcılar Erdoğan'ın Atatürk lafından rahatsız olabileceğini düşünerek böyle bir uygulama yapıyorlar. Atatürk'ün adını anmıyor. Etiyopya Başkanı, Başbakanı Atatürk'ü övüyor. Tercüme eden hanımefendi bunu söylemiyor, çevirmiyor. Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk diyor alenen, bariz şekilde Etiyopya Başbakanı. Simultane çeviri eden, ne denir buna, mütercim deniyor galiba değil mi? Bunu çevirmiyor. Atatürk'ün adını almıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın çeviriyor. Sanki Etiyopya Başkanı, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmüş izlenimi ortaya çıkarıyor. Dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı burada kimse suçlayamaz. Buradaki suçlanacak kişi o tercümeyi yapan hanımefendi. Kraldan, kraliçeden daha çok kraliçe, kraldan çok daha kralcı. Erdoğan'ın rahatsız olabileceğini düşünerek böyle bir çeviri yapıyor. Ve diğer taraftan Doğu Perinçek çıkıyor bir televizyon programında, konuşma yapıyor. Diyor ki Taliban aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi ne yaptı? Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı.
Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı. Taliban'ın mücadelesini Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün verdiği mücadeleye benzetiyor. Emperyalistlere karşı verilmiş bir mücadele olarak gösteriyor bunu. Doğu Perinçek ya da ona şöyle demek lazım, Poğu Derinçek. Bundan sonra onun adı Poğu Derinçek. Derinçek. Sayın Derinçek diyor ki, bunu diyen de kim bu arada? APO ile görüşmeler yapan ve bir anda siyasi çizgisini sağa, hatta muhafazakar sağa çeken bir siyasetçi. Türk siyasetinde enteresan açıklamalarıyla, kavgalarıyla damga vuramamış biri aslında. Poğu Derinçek. Alçak, puş! Terbiyesiz. Lütfen beyefendi yapmayın. Ahlaksızsın sen. Bir tane tokat atacağım. Hiçbir şey atamazsın. Kendisinin derin ilişkilerinin ne olduğunu dünya alem biliyor, Türkiye'de herkes biliyor ama çıkıyor beyefendi Taliban'ın verdiği Amerika ile ilgili verdiği mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nda bizim verdiğimiz Mustafa Kemal'in verdiği Atatürk'ün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyle eşdeğer görüyor. Kim görüyor? Poğu Derinçek. Ya yazıktır, günahtır, ayıptır. Kemikleri sızlar. Kurtuluş Savaşı'nda kefensiz yatanların kemikleri sızlar. Çünkü Taliban denen organizasyonu, örgütü Amerika zaten organize etmiş, kurmuş. Şimdi de başına bela etmiş. Tıpkı El-Kaide'de olduğu gibi, tıpkı IŞİD'de olduğu gibi. Taliban bugün bu kadar palazlandıysa Amerika'nın zaten payı yatsınamaz ve Poğu Derinçek, yani kim olduğunu biliyorsunuz, Poğu Derinçek beyefendi çıkıyor. Taliban'ın mücadelesini anlı şanlı bizim zaferimizde eşdeğer görüyor. Emperyalistlere karşı mücadele ediyor mu sözüm ona Talibanlar, Talibanlılar, Talibanlar, Taliban neyse. Kurtuluş Savaşı'nda anlı şanlı bir zafer kazanmışız biz. 30 Ağustos Zafer Bayramı gelecek önümüzdeki günlerde ve biz... Bugün biri çıkıyor, Poğu Derinçek denen derin zavallı adam Kurtuluş Savaşı'nı kimlerle aynı eşdeğer görüyor. Yazıktır, günahtır. Atatürk'ün silah arkadaşlarının kemikleri sızlıyor. Kefensiz yatanların kemikleri sızlıyor. Ve bu insanın peşinden giden 3-5 kişi var. Sanki şeyinde boncuk varmış gibi. Ama artık hayvan terli, yiyemiyor. Hepsini görüyor. Herkes her şeyi görüyor. Nasıl ki hudutlarımızın namus olduğunu herkes kabul ediyorsa, Poğu Derinçek denen zavallının da ne olduğunu herkes görüyor. Seçimler yaklaşacak. Her videonun sonunda söylüyorum. 2023'e az kaldı. Geriye sayım başladı. Bakalım Poğu Derinçekler bilmem neler falan filan ne olacak? Sandığa gömülecekler mi? Zaten her seçimde sandığa gömülüyor ama bu sefer tarihin tozlu sayfalarına, siyaset tarihimizin tozlu raflarına gömülmeleri gerekiyor. Bilmem anlatabildim.